Merhaba sevgili Feygucular, Pokemon Yeni'nin 12. veya 13. bölümünde birlikteyiz. Tam kaçıncı bölümdeyiz hatırlamıyorum. Bu bölümde Mete bizlerle olacak. Merhabalar. Mete, ne zamandan beri Feygu Ironworks'u takip ediyorsun? Feygu Ironworks'u yaklaşık sen hani Feygu Store açmıştın, ben şapka falan istemiştim ya Aa, sen. aynen. Ya, Birinci senenin sonlarına doğru sanırım. aynen. Ya da şeydi. Yok yok, ondan önce şey oldu. Emirat Nazlok'a başladın, forumda paylaştın ya. Pokemon Türkiye'de Aynen, başlatmıştın. orada ilk gördüm Story seni. Pokemon Türkiye'de mi gördüm? Yok, story'u Facebook'ta gördüm. Ha, anladım. Öyle bir şeyler oluyordu sanırım ya. O zamanlar sadece zaten Emerald Nuzlocke vardı galiba. Aynen. Başka da bir şey yoktu. Şimdi aslında Mete'nin gelme amacı normalde bizim özel güçlerimiz var arkadaşlar. Bir tane GM'i yendikten sonra özel güç aktifleştiriyoruz. Pokemon diriltme olabiliyor. Slot makinesini tekrardan çevirme olabiliyor. Bir tane daha güç vardı, unuttum. Onu yazarım yani, ekrana koyarım, merak etmeyin. Çünkü çok Alzheimer'laştım bu aralar. Her neyse, şimdi yeni bir yetenek daha ekleyeceğiz. O yeteneğimiz de bir ziyaretçi ekleyip o ziyaretçinin bana hediye vermesi Wonder olacak. Trade'di, Wonder Trade. Şimdi Wonder Trade'di değil mi? ben de Üçüncü şeyimiz de şizofrenmiştim Wonder ya Trade. harbiden. Hatta yapmıştık şeyde. Seraltı Ralph çıkmıştı. yapmıştık, Ralph gelmişti. Aynen, Japon. Normalde birileri misafirliğe gelirken elinde eşya ile gelir. Arkadaş da Pokemon'la geldi. Aynen. Bölümün sonunda yapacağız arkadaşlar trade'i. Şu an oyuna geri döneceğiz. En son Lanetos Parfüm Sarayı'ndan çıktım. Bence çok gereksiz bir yerde. Yok ya, ben... Bir yandan konuşalım, bir yandan Bir de oynayalım. şey var ya orada. Kızın adını unuttum. Şey diyor. Manitamız var. Selena mıydı? Ha, Neydi? 12 yaşında ama böyle Rule 34 şeyleri devamlı olan. 12 yaşında ama. 12 yaşında. Ya aslında He, oyunda bize 12 yazan yaşında. hardcore yazıyor Aynen. bize. Bir de Aynen. internette sapığı bol olan. Bayağı bol. Bayağı bol. İnternette her şeyin sapığı var. Yani Pokemon Aynen. olarak Gardevoir'in adını telaffuz edemedik ama olsun. Onun Aynen. bayağı sapığı var. Şey yani hani bilmiyorum. Pokefili gibi bir şey Aynen. yani. Pokefil hastalığı bence var. Şimdi Snorlax'ı uyandıracağız arkadaşlar. O siz ikiniz diyorlar. Pokefluit'ü getirmeyi başardınız mı diyorlar. Evet diyoruz. Keşke hayır deseydim. Pokefluit'ü verdik. Teşekkürler. Bunu sadece tek çalabilen sensin sanırım. Doğru mu diyor. Snorlax kalktığı zaman çok aksi, lanet, huysuz bir adam olur diyorlar. O yüzden saldırabilir diyorlar. Şimdi flütü çalacağım diyor. Onu durdurmaya hazır mısınız diyorlar arkadaşlar. Hayır değilim. Şimdi değilim desek bizi yarım saat uğraştıracaklar. Hazır değilim. Muhtemelen. Aynen. Hani Mystery Dungeon'da falan öyle ya, hayır diyorsun, yarım saat bir konuşma Aynen, yapıyorsun. Sonra mal mal tekrar şeyler evet geçiyor. demen gerekiyor. İlla evet demen gerekiyor yani. Bu flüt tekrardan benim elimde diyor. Şimdi onu çalmaya başlayacağım diyor. Çılgın eğitmen Snorlax'ı coşturuyor. Allahu Akbar. Snorlax gözlerini açtı. O IŞİD videolarına ne taktiydim bir ara, IŞİD SüngerBob'lu videoları şeyler çok iyi ya. falan. SüngerBob'la birleştirince güzel oluyor. Evet, Snorlax'la savaşmamız gerekiyor arkadaşlar. O çok öfkeli ya. Oo, benim Japonum çıktı. Baksana, şiddet fışkırıyor gözlerinden Aynen. ya. Adam gülüyor böyle. Çok sinirliyim. Şimdi Yaklaşma. bence Ralts'ı tekler çünkü Ralts gerçi 19 yılmış. Ama bence fazla vuramaz ya. Ralts'ın vuruşundan ne olacak? Ralts base statları çok düşük Yani abi sadece Confusion'ı var bir Snorlax'ın. de. Aynen. Aa, ID Slash'ı çıkartırsak bize vuramaz. Hayalet ya. Aynen, bak neyi Ama vardı Leak bunun? varsa vurabilir. Leak'ten çok bir şey olmaz ya. Leak'in base power'ı Neyse. 30'du yanlış 20 hatırlamıyorsam. mi 30 mu öyle bir şey. Aynen öyle bir şey. Zabuza'yı çıkartıyorum. Ay, Zabuza değil ya. İkisi de anime. Of, Zabimoro'nun da canı azmış. Biraz riske atacağım ama olsun. İnşallah ölmez. Gel bakalım Zabimoro. Var ya hani senin böyle şey bu videolarda falan ne yaptı? Ha. Defense Curl yaptı. Bukedik. Ya senin videoların, şimdi benim kendi oynadığım oyunda da şeyler falan var ya. Böyle sen de videoyu görür mesela, baştan başlayasın geliyor hikayesine Hikaye falan, şeyler sıfırdan değil mi? sıfırdan İnsan geliyor. bir gaza geliyor ya. Aynen. O mesela Farfetch takasını ben yapmamıştım. Aslında bayağı çok İşe yarıyor bayağı çok işe Farfetch. Bayağı yarıyormuş. güçlü. Ekran sallandı ama buraları çıkaracağım. Şimdi kılıç dansı yapmak bence mantıklı çünkü rakip defansını arttırdı. Atağımızı iki kademe arttırmalıyız. Aynen. Takıl. Tackle yaptı. Tabii ki de vurmaz. Geri zekalı Snorlax. Yemekten beynin donmuş. Kılıç dansı. Bir daha şey potun var mı ya? Pot Potum var büyük mı? ihtimal var. Bence bir pot Bence de denenir büyük ihtimale kullanmalıyız. karşı. Kritik Şimdi kritik yani, bu garip. kılıç Pokemon olduğu için Kılıçdaroğlu'nun Pokemon'uymuş arkadaşlar. Tam iğrencim. Şimdi Süper Pot kullanıyorum bir tane. Snorlax ne yapacak? Bakalım.
İnşallah. Gerçi lig yapmadığı sürece vuramaz. O da aklına. Aa, lig yapma işte ya. Yok ya bizim. Yine 10 vurdu ya. Süper efektif. Zabimor'u ne yapacak? Secret Sword var mı? Ne var? Şimdi zaten Snorlax'ı öldürmek zorundayım. O çıkmadı slot makinesinde. Aynen. Aynen. O zaman vuracağız gelin. Secret Sword yok. Secret Sword. Onun ya ben şeyini bir unuttum ya. Kaç level'da ne öğreniyordu bilmem ne. Onu falan. Ben de hatırlamıyorum. Takım kasarken hani bakıyorsun da sonra da. Aklından gidiyor ya. Aynen. Şimdi bence Furikatır yapmak mantıklı çünkü her defasında daha fazla vuracak. Çok öyle öyle işini bitiririz yani. Ki şey Furikatır kimde vardı? Pokemon olarak mı? Devot. Devot. Devot da var. Aşuvat. Aşuvat'ın şey, gelişmiş hali. Gelişmiş aynen. Şey. Onu da çok kullanıyordum onu. Ya arka arka. Bayağı işe yarıyor ya. Şansın. Bir de metronom falan mesela veriyorsun hani çıkmışsa. Hı hı. Çünkü aynı saldırıyı kullanınca daha fazla vuruyor metronom eşyası. Şey, special defansını iki kademe yükseltti bu arada. Tekrardan Furikatır yapıyorum. Bu arada son lig tamam. Bu şeyi 4 saldırısını da öğrendik tamam. Lig'den korkacağız bir tek. Lig, Defense Curl, Tackle, Amnesia. Aynen. Aynen. Amnesia bir de şey aklıma geliyor. Mesela birinci nesilde şey vardı ya. Mewtwo. Hani birinci nesilde neydi bir şeydi. Neydi o? Lafını kestim ama. Citrus Berry yedi sanırım. Birinci nesilde Mewtwo vardı diyordun. Birinci nesildeki hani birinci nesilde Special Attack ve Special Defense statları birleşikti ya. MJ X'ine evet. Birden iki kademe arttı. Aa o çok imbaydı ya. Çok imbaydı. Aşırı güçlü oluyordu. Haydi. Ne? Nasıl paralyze oldum ya? Lig'den. Of. Neyse ya iki vuruşa iner zaten. İnşallah. Canım kaç. O azmış. Risk atıyorum ya. Bakalım arkadaşlar risk atacağım. Umarım ölmez Pokemon'um. Tekrardan tackle yapmaya çalıştı. Ben de çarpıldığım için vuramadım. Bir kez daha yapıyorum. Yine defansını arttırdı. Ya bence NPC Pokemon'ların akıllı olmaması çok saçma. Kesinlikle. Mesela Defense Curl'den sonra Roll-Load falan yapsa Pokemon'lar. Kesinlikle. Değil mi? Ki hatta şöyle. İleriki bölümlerde görecek. Mesela hani her oyunda olan savaş kulesi falan var ya. Tabii ki X-Y'de de var. Hani oradaki savaşlarda falan bile çoğu zaman saldırılar o kadar saçma ki. Yani rastgele şöyle, kullanıyorlar değil mi? Hiç akıllıca değil neredeyse yani. Neredeyse rastgele. Yani şöyle bir şey vardı. Mesela benim Metagross'um var. Yanında Garchomp vardı. Hı-hı. Hani multi battle tarzı bir şey yapıyordu. Evet. Hani rakibin bir Pokemon'u havada bir Pokemon da şey yaptı. Magnetrise. Magnetrise. Toprak gitti deprem yaptı yine de. Magnetrise yapan Pokemon'lar toprak saldırılarından etkilenmiyorlar. Levitate de zaten etkilenmiyor. Aynen. Ve adam ona rağmen deprem yaptı. Deprem yaptı ve bana hasar verdi ben öldüm. What the fuck? Neyi kafasını yaşamış? Bilmiyorum hep öyle yani bazen iyi şeyler düşünüyorlar ama mesela ya ne bileyim kendi stab alıp süper efektif vurabileceği bir saldırı varken gidiyor. Saçma alakasız bir saldırı kullanıyor. Saçma şeyler çok yapıyor. Onların yüzünden çok kaybettiğim oldu yani. Yine tackle yapmaya çalıştı. Son kez Furikatır yapmaya çalışıyorum. Galiba ölecek artık. Yendik arkadaşlar. Snorlax sizlere ömür. Oh diyerek öldü. Zabimor'u yavaş level atlıyor. Şu an 14 level. Kaç level'da gelişiyordu biliyor musun? Çok level. Yani şey, 30 küsürde falan değil mi? 30'larda gelişiyor. Ondan sonra en son haline bir taşla mı dönüşüyor? Duskstone'da mı? Duskstone'da. Şimdi Zabuza 21 level olmuş. Çok dilime takılıyor bunun müzikleri ya. Etkiliyor insanı. Snorlax dağlara kaçmış. Böyle yardırmış arkadaşlar. Bence nehirden yüze yüze geçti. Bir tane böyle ters yüzüyor. Bir tane bölümde vardı ya portakal ağaçları olan bir ada vardı böyle. Her adadan adaya yüzüyordu. Indigo'da yani, mıydı? Aynen öyle bir şeydi. Galiba aynen. Dalları yiyordu direkt ya böyle dallar. Hayvan ya sen Snorlax'ın yani. Bir de gözlerinden Hyper Beam atıyordu galiba. O bölümü ben izlemedim. Ben de izlemedim. Resimlerini gördüm ama. Resimlerini ben de gördüm çok. Cyclops gibi. Aynen Cyclops gibi. Şimdi acaba Snorlax nereye gitti diyor Selena Gomez. Çünkü buraya gelip tekrardan uyur mu acaba diyor. Bir daha gelmez. Diye bir ses geliyor. Tövbe bismillah. Ne oluyor lan? Eyvah zengin abi geldi. Furfolardan mı geldi? Furfodan gelen Furfo ile birlikte geldi. Of geldi yine tipine diyor Selena. Pokoflüt'le yapabileceğim tek şey onu göstermek, sergilemek diyor. Ama işte siz onun ses tonuyla sevimli bir şekilde bir şeyler çaldınız falan diyor. Yani işe yaradı diyor ilk defa. Ayrıca benim Urfa'dan gelen Furfo'nun da flütü sevdi gibi diyor.
Tabii ki benim şeylerim kadar harika değildi diyor. Kendisini övüyor. Havai fişeklerim kadar harika değildi diyor. Ay. Geri zekalı herif ya. Adam da hemen bozuntu. Aa, aynen aynen kanka diyor. Adamsın diyor. Eski günlerdeki gibi çalıyorsun falan diyor işte. Hala coşturabiliyorsun. Çılgın kaliteci hala daha coşturuyor. Bu yüzden onu sana veriyorum diyor. İşte istediğin kadar pratik yap diyor. Ve defolup gidiyor. La nasıl çarptım ama Filiz'i. Ne oraya gitti lan, görmedim. Adam teleport mu attı? Yok yok, yürüdü yürüdü. Ha tamam. Red Kit gibi gün batımına doğru. İşte burada boşluyor, İngilizcem yetmedi, çaktırmayın. Her neyse diyor, bütün işler bitti diyor. Snorlax'ın neden burada uyuduğunu öğrenmiş olduk, daha sonra defolup gitti diyor. Şimdi arkadaşlar hastaneye gidip Pokemon'larımı canlandırıp tekrardan buraya geleceğim, o kısmı da koymayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bir iki bölüm öncesinden Route 7'de, Route 7 galiba burası, tam evet. Hatırlamıyorum. Route 7'de bir oylama yapmıştım. Psyduck, Rosely ve bir Pokemon daha vardı ama. Orada ne çıkıyordu? Furabebe çıkıyordu. Şey, şu an Ducklet. Ducklet arasında ve Rosie kazanmıştı. O yüzden çimlerde Rosie'yi yakalayacağım arkadaşlar. Aslında yakalamasam da olur da yedek Pokemon olarak bilgisayarda kalsın yani. O yüzden ilerleyeceğim şimdi. Şuradaki çimlerde çıkar herhalde. Buralarda çıkıyor. Hop, what the fuck? Ha. Eyvah, eyvah. Kanki hey, geldi. Selamlar dayı. Trev dedi ki Pokemon Daycare'i kontrol etmek istiyormuş. Hadi bizimle gel. Bu kedik. Darlayacaklar. Ya bunun şey olması lazım. Hani çoğu oyunlarda oluyor ya. Veteran modu gibi falan böyle. Hani ben aynen, her şeyi biliyorum. Ben Quantum biliyorum artık geçelim. Bana anlatmayın. Ben sizin yaşınız kadar biliyorum yani, değil mi? Çok saçma. Yani. Burası Pokemon Daycare. Biz burada Pokemon'lara bakarız. Evet, onaylandı. Pokemon'larını... Bir Pokemon'unu buraya bırakabilirsin. Yok, biri değil, iki. İki. Maksimum iki. Ya. Ditto alıkoyma yeri ya. Yani aynen. Bak bak, diyor ki eğer Pokemon'larını buraya koyarsan iyi bir şey olabilir. Ne olabilir acaba? Pokemon'lar ne yapıyor orada acaba? Doğru diyor, işte biz bazen yumurta falan buluyoruz onlardan diyor ve yumurtayı kendinle birlikte taşırsan diyor içinden Pokemon çıkar diyor. Şeydi ya, aklıma geldi, bir tane karikatür vardı. Skirtle'la Nidoqueen'di sanırım. Hı hı. Şey diyor, ben seni sevmiyorum diyor, ben de seni sevmiyorum diyor. Aslında biz bebek yapmalıyız. Ditto'yu da öyle yapıyorlar, böyle sürtük kıyafetleri falan giydiriyorlar, herkesin kılığına giriyor ya. Ama cidden, bu gece istediğin kişi olacağım diyor Ditto. Sen kimsin, tanımıyorum seni. Sen kimi istersen oyun deneyim falan. Çok iyi ya. Diyor ki bir Pokemon mu çıkacak yumurtadan diyor. Belki buraya Pokemon bırakabilirim diyor. Tabii ki bırakmayacak. Yeah. Aynı türden Pokemonlar benim dansıma uyum sağlayabilir diyor. Ya bunu ben dans ederken yok ya, görmek ya istemiyorum. Ya çok şişko. Bu ne abi? Obezsin sen, dans etmemelisin ya. Ya bilmiyorum hani... Çok itici bir herif. Hacı Yatmaz'ın breakdance falan yaptığını düşün. Of. Ya sen dayı? Hayır. Başka zaman. Benim şu an level arttırmak istediğim pek fazla Pokemon yok diyor. O yüzden ben başka zaman deneyeceğim diyor. Ki bu da başka bir bakış diyor. Aslında bence level arttırmak için çok gereksiz bir yer. Level arttırmak için çok gereksiz, bir de onun için para veriyorsun level arttırması için. Aynen. İsraf yani. 15 level atladı, 1500 istiyorum yani falan. Yani aşırı fazla. Paşa. Kendi kendine kas yani. Bir de şey, parayı vermezsen alıkoyuyor Pokemon. Aynen, vermiyor Pokemon'unu. Gırtlağına bıçak dayıyor. Ben dans takımıma başka Pokemon'lar bakacağım diyor. Al işte. Abi şuna bir hitmon top verin. Yürüsün gitsin ya. Defolup gitsin. Hey Timo, beni bekle. Timo mu? Vermesin. Neyse biz de çıkalım yani. Daycare'i biliyorsunuz arkadaşlar. İki tane Pokemon bırakabiliyorsunuz. Aynı zamanda level'ları artıyor. Ve aynı yumurta türlerine sahipse çiftleşip çocukları olabiliyor. Ki aslında şeydir hani, yumurta grupları falan vardır ya. Hı-hı. Hani canavar, işte dragon falan, aynı insan, hı-hı, deniz biri, deniz gibi falan. Şeyi vardı. Hot Skitty on Wailord Action diye bir... Ooo onu... Evet, Skitty ile Wailord çiftleşebiliyor. Aynen. Aynı... Yumurta durumundalar. Yani. Şimdi çimlerden Rosie yakalayacağım. Bu kısmı es geçiyorum. O da orada salak salak. Bakalım. Oo güzel. Evet, direkt Rosie çıktı arkadaşlar şansıma. Bence yakalamalıyım.
O inşallah rahatsız tek atmaz. Confusion çak. 20'lerde bir şeydi ama. 20'lerin başlarındaydı. Aynen. Hop. Bu arada öldürdüm. Öldürdün mü? Haydi. Tamam, bir daha Rose'u yakalayamam. Zaten istemiyordum. Benim bitki Pokemon'um var. Evet arkadaşlar, şu altta gizli bir eşya var. Şurada bir trainer yokmuş. Şurada bir tane trainer var. Bunlarla savaşabilirsiniz istiyorsanız. Ressamlar falan var. Neyse, savaşalım. Bir tanesiyle savaşalım. Savaşı zaten hızlandırırım veya şey yaparım. Bölüm uzamasın. Olmasa derdim hani, hadi boşver ya. Aslında tam olarak Nuzlocke değil ama ölen şey, Pokemon'u geri aynen getiremiyorsun sonuçta. Aa, sadece şey. Pikachu gitti, onun için biraz üzüldüm de sonra daha sevindim. Pikachu kim ne yapsın ya? Pikachu. Lanet pozu Pokemon. Amber bana koymaz baby. O. Bu arada şey, ben ankette Squirtle'a vermiştim. Ya ben Super Pokemon'ları daha favorimdir ya. Aynen, ama Charizard'ın olacağı belli, açık ara belli oluyor. Yani zaten çok seviliyor yani. Aynen. Zaman direkt Charmander direkt seviliyor yani. Ha. Aynen. Eş sağ olsun. Japon 20 level oldu bu arada. Tamam, adamsın. Bu sanatçıların bir de şeyleri var. O kim gelişiyor? Oo, Ralts'ımız gelişiyor arkadaşlar. Curlia oluyordu galiba. Aynen. Sonra Gardevoir. Sonra Gardevoir oluyor. O da Dunstone oluyordu galiba. Aa, ama bu erkek mi kız mı? Dunstone'la şey oluyor. Gallade oluyor. Bizimki erkek miydi kız mıydı ya? Galiba kızdı benimki. Kız olabilir. Ama şey olmasın ya, hani taşma erkekse taş falan bulalım da Gardevoir olmasın ya. Öyle bir erkek olmasın. Hı, yani aynen. Şurada şu teksin. Piki 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 piki. Sanki böyle davul çalacakmış gibi falan böyle. Evet, Japonumuz Curly'ye evet oldu. Güzel şey böyle oldu. İlkokuldaki trompet takımı böyle hani 19 Mayıs'ın değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar buradaki diğer trainerlarla da savaşacağım ama videoyu almayacağım. Çünkü gereksiz yere uzamasın. O kısmı geçeceğim yani. Şey var mı ya? Seedic Spray. Ne spray? Reper. Onlar var, Seedic Spray'di. Var hani böyle. Şey, Super Effect diye bir karikatür serisi vardı bir ara, hatırlıyor musun? Çok az okumuştum. Orada işte şey diyor. Diyor bu özel formülüm diyor. Hani işte Pokemon'ları uzak tutar diyor. Sonra böyle bakınıyor etrafa kimse var diye. İçlerine işedim diyor. İçlerine işedim nedir? Repel bence de kullanmalıyım çünkü Pokemon'lar darladı. Zaten Pokemon'da yakalamayacağım arkadaşlar. X Special Defense'miş buradaki eşya. 300'e satarız. Yani. 150 miydi? Şuradaki trainer'la savaşacağım. Galiba o. O Teemo muydu ya? Buradan bilmiyorum, göremiyorum. Ki. Ama orada bir trainer gösteriyor ortada. Ya bilmiyorum, bu arkadaş grubu muhabbetlerinde Black White'da falan başladı ya. Hani böyle bilmiyorum, iyice ne ruhsuz oynamaya başladım sanırsam. Ya aynen, ben de yani sıkıyorlar. Tamam hadi git artık, aynen git diyorsun yani. Yeter. Hani hikaye kısmını izlemesi falan güzel. Hele Mystery Dungeon'ın hikayeleri böyle olmuş. Sezai'nin hikayeleri efsane ya. Son hani bölümde böyle ağlattı beni. Aynen, çok kötü, çok duygulanıyor insan. Eyvah. Aa. XP'lerimizi aldık. Quark'ın 24 level oldu. Takımın en yüksek güçteki Pokemon'u. Bu arada Quark'ın bir sonraki GM savaşını kullanamayacağım. Neden kullanamayacağım? Çünkü kaya tür Pokemon'larına sahip. Çok sıkıntı. Riskli. Yani, çok bayağı riskli. Kaybedebilirim yani. Kimi kullanabilirim ki? Zabuza. Zabuza'yı kullanabilirim. Şey kullanabilirim. Raltz'i kullanabilirsin biraz. Raltz'i kullanabilirim. Honedge'i kullanabilirim. Honedge. Honedge. Ama metal saldırısı yok onda ya. Metal saldırısı yok. Çelik. Teknik. Technical Machine'lerde var mı hiç böyle bir şey? Şu an rastlamadım. Hadi ya. Şimdi şu çifti de geçtiğimize göre bak bak, gerizekalı oradan nasıl dolaşıyor. Ve geldik en civcivli bölüme. Ya civcivli mi civcivli değil aslında. Crash, bu binayı biliyor musun? Burası Battle Chitu denilen ünlü bir mekan diyor. Eğitmenler burada yeteneklerini keskinleştirir diyor. Eminim burada yenebileceğimiz bir sürü Pokemon ve Kalos'un 8 GM lideri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya sadece gireceğim ve burayı tanıtacağız Mete'yle size. Ben oyunu önceden oynamıştım ama buraya kadar gelmedim. O yüzden fazla fikir sahibi değilim. Mete, sen yavaştan anlatmaya başlat istiyorsan buranın olayını. Şimdi buranın olayı şöyle bir şey. Burada NPC'lerle savaşıyoruz. Hani ve burada şeyler var. Böyle hani dük ya da kadınsanız düşes, işte baron. Başta rütbemiz yok değil mi? Yok, başta earl, yok earl değil. Tam zaten burada tam hatırlamıyorum da. Şey işte böyle zamanla rütbeleriniz artıyor. Hı-hı. En yüksek rütbe Grand Duke. Onda hani şu anda hatta ben Duke'üm. Ya burada olay şu. Hani
her rütbesi olan NPC'lerle savaşıyorsunuz böyle. Zamanla daha yüksek rütbeliler falan çıkmaya başlıyor. Ve burada hani level kasabiliyorsunuz. Yani normal Pokemon'larınızı normal level'larıyla biliyorsunuz. Öyle diğerleri gibi 50 level'a sabitlenen bir sistem yok. Evet. O yüzden burada para rahatlıkla toplayabiliyorsunuz. Emerald Hani Crate falan da varsa. aynen. Aynen. Experience. Experience topluyorsunuz. Hani ve ama şey şuradaki hizmetli bayanla da konuştuğunuz zaman davetiyeler çıkartabiliyorsunuz ki davetiyeler pahalı. Yani ilerikilerde mesela bir davetiye 400 bin, 600 bine falan Oo, çok patlayabiliyor. pahalı. Aha, ama işte amacı şey mesela atıyorum savaş davetiyesi topluyorsunuz daha çok insan geliyor. Ya da mesela şeyler var. Bir tane daha davetiye var da nasıl tanımlayacağımı bilemedim. Daha yüksek level'larla çıkıyor rakipleriniz. Ha, rakiplerin seviyesini arttıran bir davetiye Aynen. gibi bir şey. Bu arada Aynen. rütbemiz baron oldu. Aynen en düşük baronunuz sanırım. Ki zaten şey mesela ilk başlarda çok çabuk level atlıyor. Yani 3-5 maç sonra öyle oluyor. 10 maç sonra bir şey oluyor ama Dük'ten Grand Duke'yi ben henüz geçemedim. Yani Çok mu zor? zor değil de şey ya şöyle mesela baronları yenmek sana bir rütbe kazandırmıyor. Yani sen dükken baronu yenmek sana bir şey kazandırmıyor. Anladım. Baronken baronu yenmen gerekiyor. Aa, Baron da seviye hep atlamak için. çıkmıyor. Arada sırada durmadan gelmen lazım Aynen yani. devamlı kontrol etmen gerekiyor. Yani açıkçası ben de çok uğraşmadım. Anladım. Ama para toplamak için çok iyi bir yer. Ya Yani para kasılabilir hiç burada. param yokken mesela şöyle 2 gün takılıp 1 milyon 800 bin falan Oo biriktirebiliyorsun süper. yani. İleride ben gelirim o zaman buraya. Aynen Bu kesinlikle. arada burası için ileride belki özel seri çekebilirim. Ya Pokemon savaşlarına yönelik bir bölüm istiyorsanız tabi yorumlarda belirtmeniz gerekir bana. İstiyorsanız çekerim arkadaşlar. İstemiyorsanız da burayı terk ederim ki şu an şu an yapacağım gibi. Şimdi burada yapacağımız bir iki trainer daha var. Onları da geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha eşya varmış. O neredeymiş? Aa, Ne oldu? bu Double oldu. Battle mı? Double Battle deme. Bilmiyorum, maçtır ya. Aksiyon müziğine bakarsak arkadaşlar. Hadi. Eğer sizin için sorun olmazsa diyor, ben herkesle birlikte Pokemon savaşı yapmak istiyorum diyor. Yok oğlu paşam. Şimdi eşleşelim mi diyor. Timo ile Trevor birleşecek. Dayla da ben birleşeceğim diyor. Hep de bizi istiyor. Bizi arzuluyor. Nasıl bir sapık bir Selena ya. Tamam kabul et. Tamam dayı. Komşu olduğumuza göre bu savaşı birlikte bitirelim Lan diyor. zaten koca köyde 3 ev var ya. Yani çok saç Komşu komşu olma ev var. ihtimali yok. Bak bak o bize bak. Corphish, Pikachu. Corphish mi? Oo iyiymiş. Old Pikachu hadi Sema. Evet. Honedge ve Fleshling. Ben Honedge'i değiştirsem çok iyi olacak. Çünkü işini bitirebilirler. Aynen. Ne alalım? Takıma bakıyorum. Kuatlini Pikachu harcar. Zyra zaten ölmek üzere. Curly olabilir aslında ya. Hem denemiş oluruz. Aynen. Curly'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım diğerleri ne yapacak. Bak bu gerizekalı Pikachu'dan tek yemez umarım. Fleshling salağı. Gider ona böyle pekmek atar şimdi. Bak evet. Ha neyse Pikachu yapmadı en Neyse. azından. Çok az vurdu ama ya. Thunder Shock. Oh. Süper efektif. Neyse ya şey yapsın en azından. Smackdown. Kılıç dansı yaptı. Onun işini bence bitirmeliyiz artık. Aynen ona önce çalışalım yani. Bir de bubble yaparmış. Ama gülerim. Abi bizim Curly'ye çarpılmış ya. Knock-off falan atmasın da. Knock-off öğrenebiliyordu değil mi bu? Knock-off Galiba öğreniyordu. öğreniyor. Quick Attack. Pikachu'ya. Thunder Shock. En azından Fleshling'e. bir Flash tanklamak efekti mı deniyordu ya. buna? Wall'lamak mı deniyordu? Ben tanklamak diyorum ama. Tanklamak kane. Aa çarpıldığımız için şey yapamadık. Yok yok. Şey. Fleshling gitti. Allah rahmet eylesin. Garibim. Aa yaptım confession. Oo yine iyi vurdum ha. Kuyuladın. Şey Ha ikinci hali. kirpi. Ben bunun adını hiç bilmiyordum ya. Hiç ya sevmedim, hoşuma gitmedi. Aslında güzel Pokemon da. Ya şey gibi oldu. Shiny'siyle normalinin rengini değiştirseler daha güzel olacakmış gibi. Shiny'si nasıl? Daha şey. Siyah? Daha böyle kahverengili Ha, gibi. anladım. Hani normal evrim çizgisine daha çok benziyor renk olarak. Yanlış hatırlamıyorsam Bence daha iyi öyle. olabilirdi. Aynen. Corphish öldü bu arada. Ya bir de şey bilmiyorum. Ben Çimentimle tiplerine o kadar sempati duymuyorum. Ben de Treko hariç. Zabimoro 16 level oldu arkadaşlar. Trico cidden güzel ya. Swampert yani Mudkip alırken az Leaf Blade ile canımı yakmadı yani. Yani. Tekler yani. Pikachu'nun işini bitireceğiz inşallah.
quick attack yaptı. Son çırpınışları. Ben olsam körlüğe vururdum yani. Bu NPC Pokemon'a çok bot ya. Evet, şarap kırbacıyla işi bitti. İnşallah bunların daha fazla Pokemon'u yoktur. Körlüğe 21 level oldu. Var ya, Japon değil de bizim kendi yakamızda körlüğe olsaydı belki de şu an 17 level'larda tabii canım, vardı. Trade'le geldiği için daha sağlam XP oluyor. Bir yandan iyi oldu ya. Ama daha iyi bir şey. Daha iyi bir şey gelebilirdi. Şey olsaydı ne yapacak? Ne yapmayı düşünürdün mesela? Ne? Wonder Trade'den böyle Shine atıyorum, efsane yollayanlar falan çok var. Hani ben ciddi ciddi bu neslin katalpisi Scatterbug mıydı? Scatterbug, aynen. Scatterbug. İşte onu yolladım, bana Lugia falan geldi yani. Oha! Hani ciddi ciddi böyle... Efsane gelseydi kullanırdım herhalde, level'ı düşük olduğu sürece. Level'ı yüksek evet. Olsaydı kullanmazdım. Hani... Bilmiyorum, Japonlar manyak ya. Genelde Japonlar... Japonlar cidden manyak. Flabebe. Confusion. Bu Flabebe'yi de ben sevemedim. Benim de hiç hoşuma gitmedi. Ne biçim bir fairy ya? Ama şey... Ya grass fairy olsa belki daha güzel olur. Bence grass olması daha mantıklı olurdu yani. Sadece fairy... Confusion yaptım. Bir sonraki turn ölecek. Bir şey diyorum. Şey vardı. Florges'in special defense'ını hatırlamaya çalışıyorum da. Hani base stat olarak. Ya 140'tı ya 150. Bayağı yüksek. Oha yani. Çok iyi. Öyle, ya 126 mıydı ya da? Öyle bir şeydi yani. Ya hatırlamıyorum. Confusion. Öyle 120 üstü olduğunu eminim ama yani gayet de yüksekti. Special tank avantajı. Tank olarak olabilir. Reflect verirsin, light screen verirsin. Bir şeyler yapar yani. Tabii öğrenebiliyorsa. Herkes XP'yi aldı. Şeyleri daha çok ben seviyordum ya. Bak bak üzülmelere bak. Oo. Önce şöyle oldun. Sonra şöyle oldun. Sonra şöyle oldun. Sizden bir bok olmaz. Cipsini yapıyor böyle. bütün trainerların, eğitmenlerin stilini görmek gerçekten farklı bir duygu falan diyor. Şu an Embrid'de kasabasına gitmeliyiz herhalde diyor. Tabii oradan ikinci ciğer savaşımızı yapacağız. Onun dışında bölüm yeterince uzadı arkadaşlar. Bölümü burada bitiriyorum. Bölümün sonunda Mete'den aldığım Pokemon'u göreceksiniz. Daha devam edecek yani. Şimdi arkadaşlar bu kısımda Mete ile trade yapacağım. Mete bana bir tane Pokemon ayarlamış. Kendisi de söylesin. Şimdi Shiny yöntemini arttıran bir balık tutma yöntemi var. Ya mantık basit. Arka arkaya olduğunuz yerde balık tutmanız gerekiyor ve asla boş çıkmaması gerekiyor balığın. Hani oltanın boş çıkmaması gerekiyor ve o kadar. Yani balığı öldürmeniz veya kaçmanız hiç fark etmiyor. Ben bu şekilde arka arkaya uğraştım. Sana 10 numara bir Magikarp ayarladım. Teşekkür ederim. ne kadar sürede buldun yani Magikarp'ı? 20-25 deneme civarında çok, geldi. Çok hızlı bulmuşsun. Yani ama bazen 50-60 denemede bile gelmediği oluyor. Biraz şansım var. Ability'si, IV'leri falan nasıl? Nature'ı hasty, defansı azaltıyor, speed'i arttırıyor. Tamam. Swift Swim. Yağmur yağınca Pokemon'unuzun 1.5 katına çıkıyor. 2. 2 mi? 2 olması lazım. 1.5 veya 2. Ben de tam hatırlamıyorum. Ne desem yalan olur şu an. Aynen. Şimdi şey... Onun dışında şey var. Yani Splash ve takılı var sadece. Anladım. 18 yıl. 18 yıl. Aynen. Yani şimdi yeni bir özellik ekleyeceğiz arkadaşlar oyuna. Bizim 3 tane özelliğimiz var. 4. özellik bir misafirin bize verdiği Pokemon'u kullanma olacak. GM savaşından sonra buna oy verip bunu etkinleştirirseniz Mete'nin bana verdiği Magikarp'ı alıp takımdan başka bir Pokemon'u çıkartıp kullanacağım. O zaman trade'e başlayalım. Aynen. Ve hani bu yeni nesilde şey olayı çok iyi oldu. Sen isteği yollayacak mısın? Ben yolluyorum. Tamam sen yolla. Hani olduğun her an her yerde savaş yapma, maç yapma. Evet yani şeye Pokecenter'a gitmene gerek kalmıyor. Magikarp bilmiyorum ya garip. Bilmiyorum ben hani şey var. Ya bir sempati duydum hep. Hani öyle aşırı bayıldığım bir Pokemon muydu? Hayır. Ama Gyarados'a bayılırım ben cidden. Magikarp şapşal ve tatlı bir Pokemon. Aynen. Ezik. Evet. Biraz öyle. Şimdi arkadaşlar takımdan bir tane Pokemon'u çıkarmam gerekiyor. Ölen Pokemon'u versem haksızlık olur. Çünkü ekstra bana beleşe bir Pokemon gelmiş gibi olur. O yüzden iki tane Pokemon belirledim kafamda. Ya Curly olacaktı. O da gelişti veya Skid olacaktı. Bitki Pokemon'un çoğu türe karşı zayıflığı olduğu için ve Curly'a da gelişince şey olacağı için hadi baba. Aynen. Hem Fairy hem Psychic aynen. İşime yarayabilir. O yüzden Skid'oyu veriyorum. Ben de balığımı yollayayım. Magikarp. Zaten level'ları da yakınmış zaten. Aynen. İyi oldu. Güzel. Aa kızmış bu arada ya. Olsun. Trade.
Ve gerçekten teşekkür ediyorum sana Magic Arp için. Hiç önemli değil ya. Aslında şey olmuştu, sana böyle bayağı önce ayırmıştım. Hı-hı. Sonra böyle denk getiremedik ya. Aynen. Başkasına verdim, sonra tekrar oltaya girdim. Bir kere daha yakaladın. Öyle 3-4 tane başkasına dağıtmışlığım var. Hani ne bileyim, işsizlik işte. Reklamını yapıyor böyle, ülkeyi ele geçirecek. Evet, Magic Arp'ı aldım. Shiny, sarı renkli bir Magic Arp. Charados rengi ne oluyordu? Kırmızı, kırmızı kan kırmızı oluyor. Aa, şeyde veriyorlardı hatta, Soul Silver'da mı ne? Aynen. Gold Silver'da şeyde çıkıyor. Lake of Rage. Aynen. Öfke gölünde çıkıyor. Gölün ismine bak. Evet, bekliyoruz. İşte eğer ileride böyle başka misafir takas şeyleri falan olursa yine bir şeyler yollarım. Ha, ileride yapmayı düşünüyorum. Mesela GM savaşlarından önce falan yapabilirim yani. Hani South Park'taki samonlama oluyor. Aynen. Yani. South Park'taki samonlama olayı gibi. Ya yüz yüze olmamıza da gerek yok. Yani hem videoya katılmak isteyenler falan varsa bana haber verebilirler. Tabii çok kişi davet edemem. Her zaman yapabileceğim bir şey değil. Ama GM savaşlarından önce bir kere yapabilirim arkadaşlar. Hem konuk olarak bölüme katılırsınız. Hani bir de açıkçası şöyle, bu yeni oyunda takasta sesli konuşma özelliği de var ya. Yani konsol üzerinden evet. Sesli konuşma. Hı-hı. O yüzden ciddi ciddi misafir olabiliyor yani. Yani gerçekten misafir güzel olabiliyor. Onun dışında trade oldu sanırım. Bağlantı kopmuş ya, öyle bir şey. Geldi mi Pokemon? Gelmiş olması lazım, bir bakayım. Bakalım. Ama senin partindeydi. Benim şimdi bilgisayara gitti. Ben göremem buradan. Evet, partime geldi. Tekrardan Mete bize katıldığı için ve Pokemon verdiği için teşekkür ediyoruz. Bölümü de burada yavaştan sonlandıralım. Söylemek istediğim bir şey var mı Mete? Ya, böyle kanala katılıp seninle beraber video çekmek benim için hem onur hem de büyük zevkti. Teşekkür ederim. Hani umarım ileride tekrar böyle bir şeyler yaparız. Hani eğlenceli oluyor. Ben seviyorum. Tabii, neden olmasın. Zaten ya Eskişehir'de çok Pokemoncu varsa Pokemoncu toplantısı bile yapabiliriz. Yani, ki sanmıyorum. Nintendo'cu olarak düşünürsek genel ben 4 kişi falan anca ayarlayabildim ya, 4-5 kişi. Hı-hı. Bizim editörlerden hani biri de Eskişehir'de Giraj, Kuvars, Ekleyim. Q-R-E. Aynen. Şey, o da ama o da hatta bizim evin oralarda falan yakınmıştı ama ben bilmiyorum yani şey konuşmadık hiç. Aa, aslında ben bir ona iletişime geçeyim ya. Bence geçmelisin. Bence bir geçeyim. Konsol falan var, ayarlarız bir şeyler. Tabii canım, ayarlanabilir yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bölümü beğendiyseniz bir like atabilirsiniz. Yalvarıyorum, bir like. Bir sonraki bölümde olan bir like. Şey vardı ya, Wikipedia'nın kurucusu. İşte bir beğeni atın lütfen falan. Fakir resmini koymuş öyle. Bölümü burada bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ananas. Ağaçları çünkü çok seviyorum. Ağaç darmozdu lan.